Mesela şimdi arabanın bir sürü parçası var. Direksiyonlar, tekeri var, karbüratörü var, radyatörü var, motor var, şanzımanı var, var, oğlu var değil mi? Şimdi onlardan bir direksiyon simidini ele alalım. Direksiyon simidini araba diyebilir miyiz? Hayır. Ama arabanın bir parçası diyebiliriz. Değil mi? Fakat araba diyemeyiz. Yani araba dersek o zaman hadi bakalım o simit bizi üstüne binelim götürsün diyor. Götüremez. O zaman araba değil. Yani namaz insanı cennete götürmez. Ama cennete götüren vasıtanın parça, önemli parçalarından bir parçasıdır. Yani İslam dini. Hay hay. Fakat tümü değildir. Oruç da tümü değildir. Hac da tümü değildir. Komşu hukukuna riayet etmek de tümü değildir. Dürüst olmak da tümü değildir. Önemli parçalarıdır ama tümü değildir. Tümü bütün bunların toplamıdır. Tüm hükümlere teslim olan, onun doğruluğunu kabul eden, elinden geldiği kadar da gerçekleştirmeye çalışana Müslüman denilir. Yoksa bir namaz hükmüne tabi ol, diğerlerini kulak ardı et. Böyle şey olur. Tevhid inancı taşıyan insan, İslam'ı bütün olarak, tam olarak kabullenmiş insan demektir. Yani Allah'ın iktidarını herhangi bir ortak tanımayan insan demektir. Sen Allah'ın hükümleriyle, namaz konusundaki hükümleriyle hükmetmesinden memnunuz tamam. Ama başka hükümleriyle hükmetmesinden niye, hükmetmesini niye istemeyeceğiz? Allah istiyor. Biz de isteyeceğiz. Onların da tümünü görürsek razı olacağız. Yoksa razı olmayacağız.